Bekliyoruz. Misaki kaydı. Atladık üstünden. Stormy'yi vurduk. Yenilmekten bıktım diyor Kojiro Hyuga. Evet. Tsubasa ve Diaz'ı uçurduktan sonra top Wakashimazu'ya geliyor. Tabi Asyalı oyunculara karşı statlar arttığı için Japonlarla gol atmak gerçekten çok zor Wakashimazu'ya. Puanını da bitirmek çok zor. Ama Kojiro attı. Kojiro attı. Hemen bir hey diyelim. Kojiro. Skydive geliyor. Kritik attık. Gold kritik. Wakashimazu kalede. Fast Wakashimazu bekliyoruz arkadaşlar. Heyecanla bekliyoruz. Umarım full power yakmaz. Yaktı. Merhaba arkadaşlar, Oyun Eserim kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa Dream Team Superstar olma yolunda bir başka video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir rakip bizleri bekliyor bu maçta. Yalnız yanlış girdik. Diğer online maça girecektik. Şöyle bir geri gelelim. Evet. Süperstar olma yolunda Gold 1. sınıftık. Bakalım düşeceğiz mi, devam edebileceğiz mi? DB'ler bizi bekliyor. Dream Ball'lar. S10 takımla değil tabi çünkü S50'ye kadar diyor. A70, S30, S99 arası olan takımımı seçiyorum arkadaşlar. Ve haydi bakalım kim gelecek. Kadrom mavi ağırlıklı, gördüğünüz üzere solidler de var ama full yeşil çıktığı zaman gerçekten can yakıyorlar. Özellikle de Avrupa filansa, non Japonsa ciddi anlamda can yakıyorlar arkadaşlar. Daha önce söylediğim gibi bu Fast Wakashimazu özellikle kaleci olarak gerçekten inanılmaz yapmışlar arkadaşlar. Yani bakalım daha üstünde bir kaleci gelecek mi? Yakın zamanda belki kulübümden arkadaşlarımın da söylediği gibi kulüp oyuncusu olarak Genzo gelebilir, Hamburglu. Tabi yılbaşı da yaklaşıyor. Fast oyuncular gelecek. Belki bir süper fast Genzo gelebilir. Hiç belli olmaz. Çıkmayan fast kaleciler var. Müller var. Salinas var. Bunlar çıkabilir. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Yılbaşında daha öncesinde de bir tekrar yine bir transfer videosu yapmayı düşünüyorum. Evet, rakibimiz 2. sınıf altında. 920k. Evet, bir transfer videosu daha yapmayı düşünüyorum yılbaşı fest transferine kadar. Golden 23'lerin ikinci kısmı geldiğinde. Evet, maç başlıyor. Bakalım ne kadar oynayabileceğiz mouse'la. Misaki. Değil, Misugi. Misugi'ye attık topu. Kojiro'nun pas kesmesini engelledi. Buradan kime atabiliriz? Buradan şuraya Kojiro'ya doğru bir pas atalım. Oo, bufflara bakın arkadaşlar. Adam sağlam bufflamış takımı. Kojiro'ya geldi top, karşısında 3 kişi. Misaki. ...22.489... Bir Storm'u yapıştıralım bakalım ne olacak. Misaki'yi kaydıracak büyük ihtimal. Bekliyoruz. Misaki kaydı. Atladık üstünden. Stormy'yi vurduk.
Yenilmekten bıktım diyor Kojiro Hyuga. Evet. Tsubasa ve Diaz'ı uçurduktan sonra top Vaka Shimazu'ya geliyor. Tabi Asyalı oyunculara karşı statlar arttığı için Japonlarla gol atmak gerçekten çok zor Vaka Shimazu'ya. Puanını da bitirmek çok zor. Ama Kojiro attı. Kojiro attı. Hemen bir hey diyelim. Kojiro. Masa'dan bir pas. Araya Nitta giriyor. Alabilecek mi? Aldı. Nitta. Nitta sen hızlısın. Bir şut da senden gelsin. Gerçek yeteneğimi göstereceğim size dedi ve eserli şutunu dayadı. Vaka Shimazu kalede. Ne çabuk full power yaktın ya. Dakika 16. 16. dakikada full power yakıyor adam. Korktu herhalde gol olacak diye. Evet. Bunu kurtardı. Beklendiği üzere full power'ı da yaktı çünkü. Hücum ediyoruz. Gir araya Takashi. Hani niye auto intercept yapmıyorsun? Rakip de olsan yaparsın. Sen daha önce yavaşlatabildin Akai'yi. Top Festus Vasa'da. Duvar pası, Çalım'ın şutu var. Seni Çalım için yapalım. Seni blok için yapalım. Seni de pas için yapalım. Bakalım ne yapacak. Evet, Skydive şutu oradan çekti. Bloğumuz SL olsaydı çok rahat bir şekilde Igawa bunu engellerdi. Ama bloğumuz S18. Buna rağmen değiyor. Gümüş kritik çekmese Igawa engelleyebilirdi. Neyse, full power'ımız doldu. Ceza sahası dışından geldi şut. 17.5K ile çekti. Genzo'muz 25K. Çok rahat yakalaması lazım arkadaşlar. Full power'ı da bastık. Evet. Ve yakaladık. Şimdi atak sırası bizde. Ishizaki'den bir pas. Misaki'ler karşı karşıya. Bakalım bu Çalım'ı atabilecek misin? Golden Misaki. Evet. Let's go diyelim. Fast Kojiro'ya bir pas daha. Bu sefer Ishizaki de karşısında ve SL'li bloğu var maalesef. Pas çıkarsak yok. Tiger Dribble, arkasından da Stormy diyorum arkadaşlar. Yok arkadaş ya. Çalımla bloğu geçemiyor ya. Street Dribble mı yaparsın sen? Öyle görünüyor. Öbürünü de sanki öyle yaparsın gibi geliyor. Bakalım pas atabileceğin kim var? Tsubasa varmış o. Hadi onu da pas için yapalım. Evet. Ishizaki bravo. Almasan da engelledin ve top Misaki'de. İlk yer bitmek üzereyken Misaki ile buradan çekelim arkadaşlar. SL olsaydı şutumuz. Rainbow kritik yaktı. Ama maalesef S11. SL olsaydı.
Bekliyoruz Wakashi Mazu'yu. Bu elimi kırsam da kurtaracağım dedi ve kurtardı. Ve ilk yarı bitti arkadaşlar. İkinci yarıya geçeceğiz. Değişiklik yapsak mı? Şöyle bir değişiklik yapacağım. Bu Wakashi Mazu'ya çünkü Santana gol atabiliyor arkadaşlar. Böyle Santana'yı Nitta'nın yerine alıyorum ve ikinci yarıya başlıyorum. O da Matsuyama'yı aldı. Ki aldığı Matsuyama ikinci yarı statları artan Matsuyama. Süper sap. Ve ikinci yarı başladı. Hemen Roberto'ya attı. Planı büyük ihtimal duvar pası yapıp Genzo'yu avlamak. Evet, maalesef yanıldık. Hemen Igawa'nın yakalaması lazım. Yani 2-2 daha 4 green card pas atacaksın. Çalım mı yapacaksın yoksa kandıracak mısın yine? Evet, çalım yaptı. Ama geçemedi. Top kimden çıktı peki? Top bize geçti. Müzik değişti çünkü. Golden Misaki, teşekkürler. Ve top şimdi Kojiro'da. Kojiro'dan kaybetmekten bıktım. Stormy Resurrection şutu geliyor. Wakashi Mazu. Bekliyoruz. Kritik yaktı. Oyunun momenti midir nedir bu da? Full power olmamasına rağmen kritik yaktı arkadaşlar. Santana'ya gelsin. Matsuyama'ya geldi maalesef. Ne yapacağız? Matsuyama'yla çekelim. Puanlı bitirelim maksat. Bir eserli de Matsuyama'dan geliyor. Bekliyoruz. Full power da olmamış olsun. Puanlı bitirelim. Kurtardı. Top onlarda. Çıkmalarına izin vermesek. Tsubasa kaptı. Hemen bir şut daha. Evet. Skydive geliyor. Skydive geliyor. Kritik attık. Gold kritik. Wakashi Mazu kalede. Fast Wakashi Mazu bekliyoruz arkadaşlar. Heyecanla bekliyoruz. Umarım full power yakmaz. Yaktı. Maalesef kurtardı arkadaşlar. Gümüş kritikle kurtardı.
Bir şut da Misaki ile atacağım. Hangi özelliklerini kaldırdık? Kayması yok. Bir çalım. Atamadık. Vakit geçsin. Vakit geçmeye devam etsin. Bu Eagle Pass'ı kime atalım? Santana'ya atalım. Şuraya. Saldırıyoruz arkadaşlar. Santana'ya geldi top. Haydi Santana. Hemen Igawa'dır büyük ihtimal. Igawa tuttu arkadaşlar. Dörtlü duvar pasıyla geçebilecek miyiz Igawa'yı? Gümüş kritikle S5'le alıyor arkadaşlar. Yok böyle bir şey ya. Renk üstünlüğü de bende. Igawa böyle bir şey yapmışlar Igawa'yı. Çalım mı atarsın, pas mı verirsin? Pas mı atar, çalım mı ver? Arkadaşlar hangisi? Çalım için yaptık. Doğru tahmin ama yine de geçiyor Diaz. Fest Diaz. Yine de geçti arkadaşlar. Bir Nani'yi de biz gönderelim. Nasıl geçtiyse. Tsubasa Tsubasa'ya karşı. Ne yaparsın? Pas verirsin sen. Interception yaptık. Pas kesme, çalım attı. Ama engelledik. Bize gel. Evet. Evet, top bize geldi. Offside mı? Offside. Balansı alalım, defansı. Green card pas yapacak. Bu kötü oldu. Araya Misugi falan girse bari. Kojiro'ya kadar gitti top. Ne var Kojiro'da? Tiger Dribble ve Raiju Shot. Oradan çekecek Raiju'yu. Evet çekti. Genzo'ya büyük iş düşüyor ama işimiz çok zor. Evet, heyecanlı dakikalar, son dakikalar. Genzo 25 kalsın ya. Takımın kaderi senin ellerinde Genzo. İşte bu be, işte bu Genzo. Takımın kaderi ellerindeydi. Ve Genzo kaybetmeyeceğim dedi adeta. Hmm.
Ne yapsak? Hadi pas atalım. Nereye? Atacak yer yok ki. Misugi'ye. Evet, hep green cut pası onlar mı atacaklar? Biraz da biz atalım, değil mi? Evet, işte böyle. Bir yoşa çekip teşekkür edip oyunu burada bitirelim arkadaşlar. Yoşa! Bir arigato. Evet arkadaşlar, kazandık. Bir DB aldık. Biraz daha ilerledik Gold 1'de. Evet arkadaşlar. Bu videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Oyun eserim kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kaptan Tsubasa Dream Team tüm hızıyla devam ediyor. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.